Yıllardan beri savaşa ayrılan bütçe meselesi konuşuldu ki bunun içerisinde Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve benzeri gibi Emniyet Genel Müdürlüğü bütçeleri dahil edilir. Ve bu çerçevede düşündüğünde de aslında savaş bütçesi Türkiye'de yaklaşık olarak bütçenin her dönem görünen yüzü itibariyle %10'luk bir kesimini ifade eder. Yani rakam olarak dolar üzerinden söyleyecek olursak neredeyse standart hale gelmiş bir 20 milyar dolarlık bir savaş harcamasından bahsediyoruz yıllardan beridir. Bu yıl yeni bir şey oldu ama özellikle son Türk Devleti'nin neredeyse Kürtlerin bulunduğu her alana düzenlediği işgal saldırılarında birlikte düşündüğümüzde bu bütçenin 5 milyar dolar civarında daha arttığını gördük. Yani 468,7 milyar TL'lik bir rakam bu. Bunun da yaklaşık olarak karşılığı güncel kurla 25 milyar dolara denk geliyor. Ama aldatıcı başka bir tarafı da var işin. Bunu Aziz Konukman Hoca geçenlerde hatta daha öncesinden beri yazıp çizerdi. Geçenlerde tekrardan bunu dile getirdi. Öderek üstlü harcama diye bir ifade kullanılarak yıl içerisinde bahsedilen, öngörülen bütçenin çok daha üzerine çıkılan harcamalar gerçekleştiriliyor. Şimdi öderek üstü harcama aslında yasal olarak en fazla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda %5 civarında arttırılabiliyor. O da neyin arttırılması? Bütçe açığının üzerine %5 eklenebiliyor en fazla. Fakat senelerdir AKP iktidarı Sayıştay'ın da görmezden gelmesiyle bu rakamları inanılmaz derecede yüksek boyutlara çıkartmış halde. Nasıl yapıyorlar bunu? Aynı 2021 yılında, 2022 bu yılın Haziran ayında yaptıkları gibi ek bütçe çıkartarak yapıyorlar. Ve bu ek bütçeyle birlikte topladığımızda hepimizin aklı o kadar karışıyor ki biz savaşa ne kadar para harcanıyor, yalana ne kadar para harcanıyor, müteahhitlere ne kadar para aktarılıyor, ne kadarın ceplerine indiriyorlar. Bu konuda çok fazla fikir sahibi de olamıyoruz açıkçası. Çünkü hepsi birbirine giriyor, hepsi birbirine karışıyor. Dolar üzerinden yapılmış olan harcamalar var, TL üzerinden yapılmış harcamalar var. İnanılmaz bir enflasyonla karşı karşıyayız. Döviz kurları sürekli bir artış kaydediyor. Ve bir süre sonra biz aslında keşke diyorum Türkiye'deki bütçe dolar üzerinden hesaplansa da tamamen biz de bu yanılgılara düşmek durumunda kalmasak. Şimdi bir boyutu daha var meselenin. İşte sadece savaş maliyeti biz konuşuyoruz ama diğer yandan bir de yalan maliyeti var. Yani Türkiye'de İletişim Başkanlığı diye bir kurum kuruldu. Bu Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum. Ve sürekli yalan üretiyor. Medya kuruluşlarının yalan üretmesini teşvik ediyor. Onları destekliyor yalan üreten kurumları. Ve bir bakıyorsunuz ki Türkiye'de sadece savaşın getirmiş olduğu yıkım değil, aynı zamanda bu yalanlar toplamının getirmiş olduğu psikolojik yıkım da kendisini göstermiş durumda. Toplumun büyük bir kesimi savaşın bu bütçeden karşılandığını çok da haberdar değil. Ve savaşın finansmanının özellikle sıradan yoksul insanların cebinden karşılandığını da farkında değil. Şimdi bütçe 4,5 trilyonluk bir bütçe hazırlanmış. Bu 3,8 trilyon lirası vergilerle karşılanacak. Ama bunun 2,7 trilyon lirası dolaylı vergilerle karşılanacak. Yani ÖTV, KDV gibi sokakta, çarşıda, pazarda her alışveriş yaptığınızda ödediğiniz vergiler üzerinden karşılanacak. Bu da ne demek? Hayatımızda farkında olmadan yapılan sürekli Kürt katliamına, Kürtlerin üzerinde sürdürülen işgal soykırım politikalarına, örneğin Rojava'da elektrik santrallerinin bombalanmasına, buğday siloların bombalanmasına, işte bölgenin insansızlaştırması için sürdürmüş olan politikalara harcanacak olan para doğrudan doğruya
sıradan sokaktaki insanın, hatta yoksul insanların cebinden finanse ediliyor. Yani 2,7 milyar trilyon liranın vergi gelirinin dolaylı vergilerde oluşması bu anlama geliyor. Savaşa ayrılan para 468,7 milyar TL, yani 25 milyar dolar, yaklaşık olarak daha önceki senelere göre 25 5 milyar dolar civarında daha artmış, ama aynı zamanda öngörülemeyen bir dizi harcamanın da gerçekleşeceği, bu ödenek üstü harcamalar kaleminden de zaten ek bütçeyle bir biçimde yeni bir şekil alacağı önümüzdeki süre içerisinde şimdiden belli. Bu ülkede ödediğiniz vergilerin yaklaşık her 108 liralık verginin 1 lirası en az savaşa gidiyor. En az 1 lirası da faiz harcamalarına gidiyor. Bunun en az 1 lirası da silinen vergiler, patronların ödememesi için yapılan harcamalara gidiyor. Yani geri kalanı da işte memur maaşları vesaire, bunun yalan için, yalan propagandası için ayrılmış olan kaynaklar vesaire. Bir kalemle tabii onun altını çizmeden geçmek imkansız. Örtülü ödenek harcamaları. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesinde aslında sınırlıymış gibi gözüken, fakat ki Cumhurbaşkanlığı bütçesi 6 milyar küsür tutarında ve koca meclis bütçesinin daha üstünde bir bütçesi var. Yani meclisin bütçesi benim bildiğim kadarıyla 5 küsür milyar TL, ama Cumhurbaşkanlığı bütçesi 6 küsür milyar TL. Bir de ekstradan örtülü ödenek harcamaları var ki, bu örtülü ödenek harcamaları hiçbir şekilde hesap verilmeyen harcamaları ifade ediyor. Buna ne sayıştay karışabiliyor, ne herhangi bir şekilde soru önergesiyle örtülü ödenek paraları nereye harcasın diye sorulabiliyor. Bu bir gizli harcamalar kalemini ifade ediyor. MİT Başkanlığı'nın da aşağı yukarı harcamaları bu yönde. Şimdi son dönemlerde kimyasal silah kullanımı üzerine çok fazla tartışmalar yaşandı. Benim tahminim odur ki lahey adaletli bağında ileriki süreç içerisinde yargılanmamak için bu kimyasal harcamalarında doğrudan doğruya saray eliyle örtülü ödenek üzerinden yaptıklarını tahmin ediyorum. Askeri uzman değilim ama yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Türkiye'nin bir günlük operasyon maliyeti yaklaşık olarak 20 milyon dolar civarında. Zaten bunun içerisinde pek çok şey dahil. İşte Nurettin Canikli'ydi yanılmıyorsam, meclis kürsüsünden açıkladı. Bir füzenin maliyeti 1 milyon 200 1,2 milyon dolar olarak açıkladı. Ya da o fırtına obüslerinde atılan her merminin 5.000 dolar civarında olduğunu açıkladı. Şimdi bu mermilerden binlerce atıldığından bahsetti üstelik. Şimdi buradan bakıldığında inanılmaz bir harcama yükü ortalıkta. Fakat diğer yandan bakıldığında bu mermilerin, bu obüs toplarının, bu işte F-16'larda atılan etkili füzelerin nereye atıldıkları ve orada yaşanmış olan, ortaya çıkmış olan tahribatı da dile getirmek lazım. Yani bana şu çok insani gelmiyor: meseleyi sadece para açısından değerlendirmek. İşte ya bütçeden şu kadar kaynak ayrılıyor da işte şu kadar savaşa gidiyor vesaire gibi cümleler sarf etmek bana çok insani gelmiyor. İşin insani boyutu esas itibariyle bu mermilerin, bu füzelerin, bu bombaların, bu uçakların hedefledikleri yerler. Bu yerlerde yaşayan canlılar, çok fazla sayıda sivil katliamının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bombalanan, füze atışlarının yapılan yerlerde doğa katliamının gerçekleştiğini biliyoruz. İşgal bölgelerinde, örneğin Efrin'de ağaçların, zeytin ağaçlarının nasıl kesildiğini biliyoruz. Nasıl yerleşim yerlerinin tahrip edildiğini biliyoruz. İnsanların nasıl sürgüne zorlandıklarını, kendi yaşadıkları topraklardan uzaklaşmak zorunda kaldıklarını, pek çoğunun yaralandığını, hastanelerin dahi hedef haline getirildiğini biliyoruz. Şimdi bir yaşamı tasavvur ettiğinizde, oturduğunuz evin bir başınıza yıkılmışsa, o dünya sizin için çok daha dar hale gelmiştir. Yani hiç kimse oturup da bu tablonun bu yönünü hesaplamıyor.
Erdoğan ne diyor? Bir merminin maliyetini biliyor musunuz siz diyor. Peki bir canın ne olduğunu biliyor musunuz sorusunu yanıtlaması gereken bu kişi bize mermi maliyetini hesaplatmaya çalışıyor. Diğer yandan sorduğumuz soru çerçevesinde düşündüğümde bu yapılmış olan harcamaların doğrudan doğruya Türkiye'deki her tür sıradan insanın hayatını da cehenneme çevirdiği gerçeği var. Evet, bu da maddi boyutu işin. Yoksulluk sınırından bahsediyoruz. 26 bin küsür lira. Hem Türk kişinin hem BİSAM'ın araştırmalarının, DİSK'in araştırmaları bize bunu gösteriyor. Ama insanların gelirlerine baktığımızda emeklilerin geliri 3.500 lira. Yani açlık sınırının yarısı konumunda. İşte pek çok asgari ücretli insan 5.500 lira asgari ücretle açlık sınırının 2.000 lira altında gelire mahkum edilmiş vaziyette. Şimdi yaşanmış olan enflasyon dediniz. Yaşanmış olan enflasyon tabii TÜİK ne kadar gizlerse gizlesin %80'lerin üzerinde resmi enflasyon. Enagın enflasyonu %170,70 düzeyinde. Diskar bir araştırma yaptı. En yoksulların enflasyonunun %151'in üzerinde olduğunu. İkinci yoksul %20'lik dilimin ki %20'lik dilim deyince de yanlış anlamayın. Yani 80 milyon ülkenin %20'sinden bahsediyoruz. Yani ya da ikinci %20 dediğinde toplamda %100, %40'lık yani neredeyse ülkenin yarısından bahsediyoruz. Bunların enflasyonu %132 durumunda. Bu yaşanmış olan enflasyonun neden ve sonuçları konusunda söylenecek olan cümle çok net bir şekilde siz eğer ki ülkeyi büyük bir talan ve soygun sisteminin içerisine sokarsanız, eğer ki ülkeyi sürekli savaşın içerisinde savaş harcamalarıyla hayatını hemhal eden bir hale sokarsanız, ülkenin içerisinde bu kadar işbirlikçi, tekelci yapıların işte olanaklarını arttırmak için inanılmaz derecede bir faiz ödemelerini de göze alarak borçlanma, dış borçların içerisine girerseniz tabii ki bunun bir ağır bedeli olacak. Savaşın, Kürt sorununun çözümü konusunda da herhangi bir adım atmıyorlar. Çünkü sistemi öyle kurmuşlar ki hem eşitsizliği devam edeceksiniz, hem yoksullaştırmaya insanları devam edeceksiniz, hem de savaştan vazgeçeceksiniz. Savaşın getirmiş olduğu nimetler var adamlara. Yani savaş denilen şey savaş ağalığını üretiyor ve savaş ağalığı dediğimiz şey ta Çin'den bu yana yaşanan bir gerçeklik. Savaştan büyük kazançlar sağlama. Savaş olduğu için hesap vermiyorlar. Savaş olduğu için Türkiye'yi bir uyuşturucu cenneti haline rahatlıkla çevirebiliyorlar. Savaş olduğu için emekçilerin haklarını çok rahatlıkla çiğneme özgürlüğünü kendilerinde buluyorlar. Savaş olduğu için ufacık çocuklara tecavüz ediliyor ve biz bunu yıllar sonra bir takım haberlerle, iddianamelerde, gizli kuytuda kalmış bir takım iddianamelerde ancak okuyabiliyoruz. Çoğu da üstü örtülmüş vaziyette hayatın içerisinde kaybolup gidiyor.